Bismillahirrahmanirrahim. Hareketsiz metinlere hareke verme derslerimiz devam ediyor. Ve kasamuhu selasetun. Onun kısımları üçtür. Nedir? İsmun, fiilun ve harfun. İsim, fiil, harftir. Şimdi eksam kelimesi Eksam kelimesini ele alırsak neler söyleyebiliriz? Evvela Vav'dan başlayalım hatta. Ve-Eksamu diyoruz. Vav fethalı yazılır. Fetha üzere mebni'dir. Ve diye yazılır. V olmaz. V diye bir harfi yok. V yok. V var. V. Vav harfi yani fethalı olarak atıf harfi olabilir. Başka? Başka ne gibi kullanımı var? Vav'ın iptidaiye harfi olduğu olabilir. Başka vav wow, Haliye diye de bir vav wow var. Başka nasıl vavlar wow var? Başka şu an gelmedi aklıma galiba yok. Bir atıf harfi, iki harfi cer, üç iptidaiye, dört haliye. Şu an dört tane vav wow geldi aklıma. Yani önemli değil. Sonuçta vav fetha ile yazılır. Hangi sorusu olsun. Ve eksamuhu ve onun kısımları. Peki eksam kelimesini ele alalım. Ele alalım. Eksam kelimesinin mim dahil olmak üzere ilk harfleri. Yani sondaki şu eksam kelimesine baktığımızda hemzide neden feta var? Kafta niye sukun var? Sin niye fethalı? Elif niye uzatıyor yani? Sağ olarak. Gerekçe sarf ilmiyle alakalıdır. Bu kelime kırık çoğuldur. Müfredi ne? Müfredi kısmun. Bismun bir kısım. Kısmun esreyle. Kısmun bir kısım. Bu kelime böyle vaz edilmiştir. Böyle kullanına gelmiştir. Çoğulu ne gelir? Eksam gelir. Kırık çoğulu olarak ne gelir? Eksamun. Eksam olarak gelir. Eksan çok yaygın olarak kullanılan bir cemi mükesser veznidir. Ceddün ecdadun. yine öyle bir kelime örnek verdik. Ceddün müfret. Ecdadun kırıkçol. Ecdadun eksamun. Aynı değil mi? Harf sayısı olarak, hareke ve sükunların dizilişi olarak. ilk harfler ikisinde de feta. ikinci harfler ikisinde de sukun. Üçüncü harfler ikisinde de fetahina, dal ilesin yani. Ee, sonraki harfler ikisinde de eliftir. Sonraki harfler ikisinde de zammı ile gelmiştir. Ama sonuncu harf önemli değil. O cümlenin akışına göre değişir. Babun, ebvabun, ceddun, ecdadun gibi. Yani ne demek istedi? Eksam kelimesinin mimi hariç olmak üzere. Baş taraftaki harfler sarf ilminden gelmekte ve sabittir. Peki Mim harfi neden zammelidir? Çünkü aksam kelimesi müptedadır. Müpteda olduğu için merfu olması gerekir. E, tamam olsun. Merfuluk alameti, o raf alameti ne gelmiş? Zamme gelmiş. Yani ötre gelmiş. Mime eklenmiştir. Merfuluk alameti olarak başka bir şey verilseydi. Yani ilgili kelime kırık çoğul. Kırık çoğulun raf alameti zammedir. O yüzden zamme verilmiş. İki zamme birden verilseydi. Eksam kelimesinin mimine neden tek zamme verilmiş? Az daha yakınlaştırmaya çalışalım. Neredeydik? Şuralardaydık. Evet. Ve eksamu selasetun. Şimdi eksam kelimesi burada muzaftır. Bir kelime muzaf olursa zamme ancak tek olarak alır. Feta tek, esre tek. Yani tenvin alamaz. Bu yüzden çift zamme yani tenvin alamamıştır. Demek ki aksam kelimesi nedir? Hem müptedadır hem de muzaftır. H bir zamirdir. Mebnidir. Zamirlerin mebni olduğunu daha önceden söylemiştik. Zamme ile yazılır. Ha diye de zamir var. Hi diye de var. Burada hı yazılış olarak uygundur. Eksa mu Yani zammeden sonra he'nin esreli bir zamir olarak gelmesi söz konusu değil. Eksa mu olamaz zaten. Neden? Dili ağır gelir zammeden esreye geçiş Telaffuz olarak Eksamuhi Zor olduğu için olmaz Hı olacaktır Eksamuhı olur Onun kısımları nedir Selasetun Burası haber olduğu için Merfu raf alameti zamme olarak gelmiş Selase çünkü müfret bir isimdir Her ne kadar manaya baksan Selasetun diyor Üç diyor üç mana olarak tekil değil ki. Üç mana olarak çoğuldur. Cemidir. Ama yazılış olarak nedir? Müfrettir. Değil mi? Selasetü müfrettir. Tesniye veya cemi alameti almamış çünkü. İsmi müfrede musarif. Cer alameti, raf alameti, nasb alameti. Bunları biliyor olmak gerekir. Raf alameti zammedir. Bu yüzden zamme almış. E niye bu temin almış? Selasetün. iki ötre almış. Tek ötür alsaydı eksam gibi olmaz. Neden olmaz? Selasetün kelimesinin temin almasına mani olacak bir durum yok. Mani olan durumlar neydi? Bir, kelime eliflamlı ise temin almaz. İki, muzafsa almaz. 3. mebni ise yine temin almaz. Dört, gayribun sarif ise yine almaz. Peki ismun, isim kelimesi neden merfudur? Zamma almış. İsim kelimesi selase kelimesinden bedeldir. Ha, öyleyse selase hem haberdir hem de mübdelün mihtir. Mübdel min kendisinden bedel yapılan isim de bedeldir. Bedel mübdelün minhe irap yönünden tabidir. Bu mamunu bir tebeye konusunda avamında anlatılmış bir konu. Madem selasetün merfu, ismunda merfu olmalıdır. Gerekçe bu. Peki peşine ve fiilun geliyor. Arada vav var. Vav nedir? Atıf harfidir. Atıf harfinin görevi matufu, burada matuf fiil kelimesi, matufun aleyhe yani isim kelimesi üzerine bağlamaktır. İrab yönünden bağlamaktır. Fiilun, lambda niye zamme var? Çünkü isimde var ondan dolayı. İsimde zamme değil mesela ismin diye kusaydın o zaman fiilin diyecektin. Çünkü irap olarak fiil isme tabidir. Neden? Çünkü isim matufun aleyh, fiil kelimesi ise matuftur. İrabı ona tabi olmak zorundadır. Peşine ve harfun geliyor. Bakın yine atıf harfi olan vav var. Yine atıf etmiştir. Harfun nedir? Matuftur. Madem ki matufun aleyhi merfu, o zaman matuftan olur, merfu olur. Raf alameti taşır. Harfun, harfin değil yani. Niye? Vavdan dolayı. Yani burası hareketsiz olsaydı bu kurallara dayalı olarak bu hareketleri vermemiz beklenirdi. Peki cae. e ca u değil mesela. Cai değil. Niye? Cae mazi fiildir. Müfred, müzekker, vaib. Mazi fiiller fetha üzeri mebnidir. Mazinin her kalıbı zaten mebni olur. Cae kale kane ba'a kade Ca'a. Bu şekilde gelir. Ca'a gelir dedik. Aynı zamanda manası da geldi demek zaten. Geldi. ne geldi? ve o. Gizli bir zamir olur burada. O geldi. Ondan maksat o harf yani geldi. Herhangi bir harften bahsetmiyoruz burada. Alfabedeki elif bağdan bahsetmiyoruz. O harf geldi. Ne için geldi? Limanen bir mana için geldi. Mana için gelen harf. Huruful Maani diye bir tabir var. Mana içeren harfler. Mesela inne, enne, kenne ke veya en, len, key, iden. İşte ba, min, ila, an, ala. In, mehma, ma, men gibi harfler kastediliyor burada. Anlattığım her şey bu videoları çekerken anlattığım her şey 3 ay kadar Arapça gören bilemedik 4 ay diyelim kadar Arapça gören herkesin anlayacağı şeyler. Çok böyle, derinlerden gitmiyoruz. Ne dedik? harfin e, harfın cae e, üzere mebni mazif fiil. var gizli bir zamir olarak. Peki li ma'nen. Lam harfi cerdir. Harfi cer harf olduğu için esle ile yazılmış. Li ma'nen neyin nesi? Niye ma'nen diye okuduk ki ben. Li ma'ne ye. Hatta li ma'neyin deseydik. Çünkü lam harfi cerdir. Kelimenin sonunu cer etmesi gerekmiyor mu? Niye maneyin demiyorsun da ma'nen diyoruz? Gerekçe ne? Buna gerekçe olarak ne söylüyoruz? Aslı maneyin Yani şu an yazdığım gibi yağda iki tane temin vardır. Maneyin, Nun tek harekeli. Nunda bir tane feta var. ya da iki tane sıra var. Mâneyin". Ha Aslı böyle ama. Son hali bu değil. Son hali ma'nen. Neden böyle olmuştur? Sonda çünkü bunun ya harfi var ya, mane yin diyoruz. O ya harfi ne olmuştur? Elife dönüşmüştür. Mane yin. Yazalım onu bir netleşsin. Şöyleydi yani. Mane yin. Burası ya'dır. Mane yin idi. Daha sonra dedi ki burada sarf kuralları cereyan ediyor. Ya harfi illet harfidir, harekelidir. Evet. Makabli yani nun harfi fethalı mıdır? Evet. O zaman ya'nın elife çevrilmesi gerekir. Kural budur. Elife çevirirsen ki çevrilmiş zaten limanen o yüzden deniyor. Şu anda burada sonuncu harf nedir? Eliftir. Elife maksura deniyor buna. Madem eliftir bu, elif hareke verebilir misin? Veremezsin. Neden? Elif, harekeyi kabul etmeyen bir harftir. Elif nasıl bir harftir? Hareke kabul etmeyen bir harf. Hareke almaz, daima sakinir. Dolayısıyla ona hareke veremezsin. Ne yapman gerekir? Artık o harekeler nun'da karşımıza çıkar. Ama biz ne deriz? Deriz ki burada maksur elif var, tamam. Elif üzerine takdir edilen estre ile mecrurdur. Ve kelimesi mecrur. Nasıl mecrur? Mecrur. Elif üzerine takdir edilen esre ile mecrurdur. Takdir ediliyor, gizleniyor. Niye? E, elif harekeyi alamaz çünkü. Kuraldır bu. Elif hiçbir zaman hareke almaz. Eğer bir harfe yani elife benzer bir harfe hareke veririz, El kelam mesela. Buradaki harfe işte eliftir diyorsak yani birinki benzerliğinden dolayı deniyor. Aslında bu elif değildir yani. Hemzedir. Hareketi görüyorsan şöyle bir harfi a elif harekelenmiş deme bu hemzedir de peki bunu anlattık yani limanendeki durum biraz sarf bilgisini gerektiren bir durumdur örneğin maksut adlı kitabı okuyan birisi bunu bir peki cae hüve dedik şurada az daha bir ayrıntı verelim cae fiil hüve fail fiil fail birlikte fiil cümlesi oluşturup ne olur harf kelimesinin sıfatı olur. Niye? Nekreden sonra gelen cümle sıfattır. Marifeden sonra gelen cümle haldir. Şu an ekstra bir bilgi verdik. Bu kuralı işinize yarayacaktır. Ne dedik? Dedi ki, nekreden sonra gelen, nekreden sonra gelen ne olur? Nekreden sonra gelen cümleler sıfat olur. O, nek, o nekrenin sıfatı olur marifeden sonra gelen cümlelerse hal olmaktadır. <feyle> Fel ismu yu'rafu. Fel ismu. isim yu'rafu bilinir. Hüve o isim bindir. Neyle? Bil hafzi. Cer ile bindir. ve tenvini ve temin ile bindir. Hafz cer yani bir fiil cer olmaz. Cümle olarak cer olabilir. Mahallen mecrurdur cümle diyebilirsin. Ama cümle sen mecur olmaz. Ve tenvini teminle bindir. Yani bir kelime isim midir, fiil midir? Nasıl anlayacaksın? Diyor ki bir kelime de cer alameti görüyorsan o demek ki isimdir. Eğer bir kelime tenvin almışsa demek ki isimdir. Duhulü lamüvel, duhulü elifi vel lam, elif lam dahil olmuş ise, sonradan dahil olmuş. Yani zait ek harf ise o kelime nedir yine? İsimdir. Böyle anlayabilirsin bunu diyor uzaklaştıralım eski haline gelelim. Başka hurufil hafzi cer harfleri ona dahil olmuşsa başında harfi cer varsa demek ki o fi o fiil değil isimdir. Ve hiye o cer harfleri nelerdir diyor. İşte başlıyor. Mindir, ila, an, ala, fi, rubbe, el, ba'u, vel kafu, vel lamu. Ve hurufil kasemi kasem harfleridir. Hiye o kasem harfleri nelerdir? El vavu vel ta'u. Vavul kasem, ba'ul kasem, ta'ul kasem. Vellahi billahi. t'allahi diye yemin ediliyor bizim ülkemizde. İşte buraya dayalı, dayalı olarak kişiler yemin ediyor. Her ne kadar. Huruful kasem nedir? Say bakalım. Yani yemin harfleri, yemin ederken kullanılan harfler desek. Belki çoğu bunu söylemez Vavdır, ba'dır, ta'dır diye ama genelde bu şekilde yemin ederler de. Harf icerler nelerdir bunları? Saydık. Buranın bir manasını verdik. Ama incelemeyi ne yapalım? İncelemeyi de bir sonraki derse bırakalım. Fel ismu yorafu. Bir sonraki dersimiz buradan başlayacak inşallah.